Sevgili çocuklar, değerli anne ve babalar, değerli vatandaşlarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sanal ortamda da olsa sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan 1920'nin 100. yıl dönümü için planladığımız etkinlikleri gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşamış, bu yıl artık normale dönebileceğimize inanmıştık. Ne yazık ki pandemi hayatımızı kısıtlamaya devam ediyor ve içinde bulunduğumuz bu günlerde bizi her zamankinden daha da tedbirli olmaya zorluyor. Turkish Society of Canada'ya bu önemli günümüzde çocuklarımızı bir sanal programda bir araya getirdiği için teşekkürlerimi sunuyor. Katılımcı çocuklarımızı can gönülden kutluyorum. Sevgili çocuklar, oldukça zor bir yıl geçirdiniz. Okullarınız pek çok kez kapandı, uzaktan eğitime başladınız. Küçük yaşlarda bu yeni düzene alışmak zorunda kaldınız. Dışarı çıkabildiğiniz, arkadaşlarınızla koşup oynayabildiğiniz süreler giderek azaldı. Biz de sizin güzel enerjinizi, coşkunuzu, cıvıl cıvıl sesinizi özledik. Kalabalık meydanlarda bayramlarımızı kutlamanın hasreti içindeyiz. Maalesef bir süre daha böyle devam edeceğiz. Uygulanan tedbirlerle ve aşılamayla pandemiyi atlatıp yeniden sizlerle buluşabileceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz. Bugün 23 Nisan. Bundan tam 101 yıl önce tarihimizde bir dönüm noktası yaşandı. 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı'mız devam ederken milli egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 23 Nisan Türk milletinin ilelebet bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya gösterdiği gündür. Ve atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü siz çocuklarımıza armağan etmiş. Sizleri Cumhuriyetimizin koruyucuları, geleceğimizin teminatı olarak görmüştür. Atamız çocuklara olan inancını şu sözleriyle ifade etmiştir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sevgili çocuklar, burada ülkemizden binlerce kilometre uzakta da olsanız, Türk kimliğinizi kaybetmemeli, Şanlı tarihimize öğrenmeli, gururla sahip çıkmalısınız. Bu noktada anne babalarımızın da rolü büyük. Değerli anne ve babalar, çocuklarımıza tarihimizi öğretelim. Ne büyük bir milletin evlatları olduklarını anlatalım. Eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve fedakarlık olan, örneği olan Kurtuluş Savaşı'mızın hangi koşullarda kazanıldığını, atamızın büyük ideallerle kurduğu cumhuriyetimizi Yüce Meclisimizle temelleri atılan demokrasimizi, dönemin çok ilerisinde bir vizyonla gerçekleştirilen cumhuriyet devrimlerini, vatana hizmet heyecanını, vatan sevgisini anlatalım. Pandemi nedeniyle pek çok vatandaşımızın ülkemize seyahat imkanı bulamadığı bu milli değerlerimizi yaşatalım, Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Sevgili çocuklar, bu dönemde derslerinizden arta kalan vakitte yapabileceğiniz en değerli faaliyetlerden biri okumak. Yabancı dilde eğitim görüyor olsanız da güzel Türkçemizi unutmayın. Türkçe eserler okuyun. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızın değerli çalışmalarını takdirle izliyoruz. Erişebileceğiniz pek çok Türkçe kaynak var. Biz de başkonsolosluk olarak siz çocuklarımıza yönelik Türkçe etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu güzel programda emeği geçen Turkish Society of Canada gönüllülerine ve çocuklarımıza bir kez daha tebrik ve teşekkürlerimi sunuyor. Ekran başından bugün bize katılan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Ayrıca vatan topraklarından uzakta çocuklarını milli bilinçle yetiştiren anne ve babalara da teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Birinci meclis üyelerini, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, gazi ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.